telefonu sessiz aldığınızda kalkmışsınızdır belki Melike Hanım. Takip edebildiniz mi grubu? Orada paylaşıyorum zaten grup fotoğraf. Facebook liderleri abisi bu kadar düşünüyor. Biz niye bu kadar takip etmiyoruz? Reklam verdiğiniz halde mi yoksa organik olarak mı organik, paylaşıyorsunuz? Organik. Ama grubumuza özel birebir teknik destek ekibimize danışma olanağınız var. Bu çünkü çoğu işletmeye ve sunulmayan bir fırsat. Bu sadece bizim grubumuzun üyelerine sunulan bir fırsat. Yani bir yıl önce bana deseniz ki Melike Hanım, Çağla ben hadi açın sizle görüntülü konuşma yapacağız. Gerçekten bunun garip olduğunu ve Allah'ım nasıl yapacağım diye düşünürdüm ki teknolojiyi kullanan bir insanım. Ama şu an gayet normal. Ha o Blue Jean indireyim tamam nereye bak. Aa işte Zoom'a benziyor bilmem ne. Yani böyle bir noktaya geldik. Normalleştik. Yeni normal dediğiniz gibi böyle bir şey. O zaman peki böyle ben sizi tanıyorum ama sizin de birbirinizi tanımanız açısından. Bir de bu zor zamanlarda size destek olan birilerine teşekkür ederek başlayalım isterseniz. İsterseniz Melike Hanım sizinle başlayalım. Ben Melike Çerçoğlu Bilgiç Tiyatrohane adında İzmir'de eşimle birlikte işlettiğimiz bir tiyatromuz var. 2013 yılında kurulduk. Hem oyunculuk atölyeleri, hem çocuklar için yaratıcı drama çalışmaları, hem de her sezon 3 veya 4'e yakın oyun çalışmasıyla tiyatro sahneliyoruz. Bu süreçte de özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemi bizle birlikte omuzlarına yükleyen eğitmenlerimiz, Zeynep Nutku, Başak Fındıkçıoğlu, Umut Özan ve hem kurucu hem eşim olan Erk Bilgiç'e teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmadan bu süreci yönetmek neredeyse imkansız diyebilirim. Peki Melike Hanım sizin için nasıl gelişti olaylar normalleşme sürecinde? Aslına bakarsanız bizim için çok bir şey değişmediğini söyleyebilirim. Çünkü zaten pandemi döneminde ister istemez tiyatro etkinliklerin tamamı, özellikle gösteri tabanlı olanlar iptal edildi. Tiyatro sahneleri kapatıldı. Kendi atölyemizi de uzun süre kapalı tuttuk. Pandemi sonrasında normalleşme döneminde hala sahneler açılmadı. 1 Temmuz tarihinde açılması planlanıyor. 1 Temmuz itibariyle de insanların sahneye girmesiyle ilgili bir önyargı olacağından çok eminiz. Tüm Türkiye'deki tiyatrolar şu anda pandemi döneminde müthiş birlik içerisinde bir araya geldiler. İzmir Bağımsız Tiyatrolar inisiyatifi diye bir şey kuruluyor. Oyuncu Sendikası, Tiyatro Kooperatifi, Tiyatromuz Yaşasın kolektifi var. Bunların hepsi bir araya gelip 1 Temmuz'da perde açılsa dahi sahnedeki etkinliklerimizi başlayamayacağımızı, çünkü insanların kapalı alanlara girmeyeceğini ve aynı sebeple de örnek veriyorum 100 kişilik bir salonda atlayarak oturulacağı için ve arada bir boş sıra bırakılacağı için zaten ortalama 20 seyirci alabiliyorlar 100 kişilik bir salona. Bu öyle da mi, 20? Yani çok bayağı ciddi bir düşüş. Şu anda başka bir şey var mı diye düşünüyorum aklıma gelen. Yani. Sorun da bunun gibi bir şeydi değil mi? Onun dışında size bir sorum var. Şimdi sorayım mı, sonuçta mı sorayım? Peki nasıl gelişti? Yani en başına dönecek olursak nasıl başladınız? İşinize nereden geldi? Bugüne ilk başladığınız zamana göre farklı olduğu yönler neler mesela? İlk başladığımızda eşim ve ben halkla ilişkiler mezunuyum. Eşim oyunculuk bölümünden mezun 9 Eylül'den. Ben Ege'den mezunum. Evlendiğimiz dönemde küçük bir atölye açalım fikriyle başladık. Çünkü aynı anda ikimiz de işsiz kaldık. Bir otomotiv firmasında lüks segment otomobil satışı üzerine çalışıyordum. Eşim de bir sanat kurumunda çalışıyordu ve yine bir gün bir sanat kurumu battı. O da işsiz kaldı. Nihayetinde küçük başladık, küçük bir dairede. Zaten Erkin, yani eşimin öğrencisi olan ya da oyuncusu olan kişilerle çalışmaya başladık ve bu ufak ufak büyümeye, kişi sayısı artmaya, dolayısıyla atölyenin imkanlarının yetmemesine, biraz daha büyük bir alana geçmeye çabalamak falan gibi bir ilerleyiş gösterdi. Ve bunun çok büyük bir çoğunluğu da insanların memnun kalmasıyla, yani biraz ağızdan ağza yayılan bir süreç yaşadık aslında. O dönem çok reklam veremiyorduk, gelirimiz çok düşük olduğu için. Yani ilk döneme göre farklı olan şey 7 yılın sonunda ailemizin daha da büyümesi, katılımcılarımızın daha da artması ve tabii ki teknoloji ve dijital değişimi artık biraz daha sanatsal şeylere, oyunların içerisine entegre etmemiz
farklı aplikasyonları tiyatro metinleri içerisinde kullanmamız sahnede. Bu süreçte çok keskin bir yön çıkmadı diyebilirim. En başından beri koyduğumuz ilkeler neyse aynı şekilde devam etti. Daha da büyüyerek devam etti. O yüzden müthiş bir yön değişimi gözlemlemedim. Aslında gideceğimiz noktayı o kadar iyi biliyorduk ki çok büyük bir değişim değildi amacımız. Daha çok kişiye ulaşmaktı ve bu hem Facebook hem Instagram hem de diğer mecralar sayesinde arttı. Daha konuşurum ben. Mesleki deformasyon çünkü anlattıkça gider yani.